Nasıl? Sabırsızlıkla bekliyorlar. Bugün uf olacaksınız, uf. Şimdi bugün veteriner hekimimizle birlikte geldik. Yavrularımızın karma aşılarına başlıyoruz. İlk dozları yapılacak. Sonra ikinci dozları da yapıldıktan sonra bu bölgeden annelerle birlikte kulübelerimizin olduğu alana götüreceğiz. Daha önce açıklamıştım. Şimdi götüremiyoruz çünkü hastalık riski taşıyorlar. Bunlar ya bunlarda vardır ya o bölgede. En garantisi oldukları yerde bu yaşa, yani 1-2 aylık oluyorlar, aşıları yapılıyor. Garantili bir şekilde de kulübelerin oraya gidecekler. Değil mi kızım? Güzel kızım. Anneyi de kısırlaştıracağız sonra. Aferin benim kızıma. Önce aşılarımızı alalım, ondan sonra mama var. Anladılar. Tamam yaramaz, tamam yaramaz. Çok yaramazsın, çok yaramazsın. İşte bitti. Aferin sana be. Aferin. Gel. Geç. Eğer bu aşıları yaptırmazsak tamamına yakınını kaybediyoruz. Bir şekilde hava yoluyla da olsa bulaşıyor. Yıllardır aynı sorunu yaşadık. Ama artık işte kulübelerimizin bu yaşam alanlarını kurduğumuz için çok şükür yavruları da kurtarma şansımız oluyor. Bu arada tabii destek veren tüm dostlara da teşekkür ediyoruz. Bu şekilde götüreceğiz bundan sonra. Şimdi burada aşılar tamamlanacak. Ondan sonra da dediğim gibi anne ve yavrular, anne kısırlaştırmaya, yavrular kulübelerin olduğu bölgeye, sonra annenin tedavisi olunca o da yavruların yanına gelecek. Bunlar da büyüdükten sonra onlar da kısırlaşacak. Sorun bitti. Korkma oğlum. Sen adamsın ya. Tabii. Aferin benim paşama. Adam tamam. Çok korktum. Aferin sana. Tabii bu da mükafat oluyor değil mi abi? Tabii ödülleri. Tabii. Gördüm. Sen de mi mama istiyorsun? Adım mamaya bakıyor, büyük büyük ediyor. Ne yapsın? Bu, beni burada tutsak etler diyor. Bu iki paşanın mamasını ayır abi bak. Evet, bence de. Bence şu tamam, güzelliğe tamam. Bakar mısın? Tamam, tamam, vereceğiz. Tamam. Atalım. Kanın paravirüs, kanlinsel diye adlandırdığımız ona karşı bir koruma sağlayacağız. Distemper'da gençlik hastalığı adlandırılıyor. Bu ikisi zaten en ölümcül tablo evet, bu. Evet. Hepatitis var, laryngotrakitis var. Bu kennel cough diye adlandırdığımız işte genelde öksürükler, karaciğer problemleri olsun. Onlara karşı aşılama yaptık. Bu aşının tekrar olması gerekiyor. Bilinçlenmek gerekiyor. Bu aşı normalde çok uygun. Tedavisi daha masraflı. Herkes aslında yaptırırsa en azından bu hastalık bir nebze daha önüne geçilmiş olur. Hava yoluyla da bulaşan bir hastalık. Hava yolu, dışkıyla, dışkıyla çünkü temasla. Hasta bir yavru bir yerde öldüğü zaman aynen öyle. Tabii hepsini bulma imkanımız olmuyor. Ormanların içi. Biliyorsunuz ki köpekler kendi ölülerini göstermezler. Mutlaka saklıyorlar. Orada çürüme oluyor. Hava yolu, su yolu ya diğer canlılara da bulaşmaya başlıyor. Dediğiniz gibi tedavisi çok ağır ve aslında mümkün de değil. Yani bir yerden sonra mümkün de olmuyor. Yani kurtulma ihtimali %15 civarında. Yani çok düşük bir ihtimal. Çok düşük ihtimal. Onun yerine işte yavruyken aşılandıkları zaman hem bundan kurtuluyoruz. Yani çok daha düşük. Aslında bir köpeğin tedavisine aynen. Belki 15-20 tane yavruyu aynen. Aşılıyoruz. Aynen öyle. Böylece hastalıklardan korunuyorlar. Hem onlar acı çekmiyorlar. Hem bizler rahat ediyoruz. Aynen, İşte buna başladık. Biz tabii yıllardır bu sıkıntıları çok yaşadık ama imkanlar şimdi el veriyor. İnşallah bundan sonra tüm yavruları kurtaracağız. İnşallah. Her şeyden önce bir Adapazarlı kardeşiniz olarak hepinizi candan selamlıyorum. Ben ülke dışında yaşıyorum ve buraya bu güzel şeyleri görmek için geldim. Hem sizleri tanıdım. Buradan biraz serdeniş, biraz da meşaz olsun. Sesleniş olsun benim ülke insanıma ve vatandaşıma. Lütfen bu güzelliklere sahip çıkalım. Bizsiz onlar, onlarsız biz olmaz. Bu
topraklar, bu güzellikler, bu sular, bu yaprak her şeyle bize ait. Bu güzel hayvanlar, bu canlılar, bu arkadaşlarımız bizim bir parçamız. Lütfen önemli rica ediyorum her şeyden önce gençlere el ele verip bu güzellikleri daha güzel yerlere getireceğimize inanıyorum. Ben size güveniyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun.